Sevgili seyirciler, İstanbul'da faaliyet gösteren ve ürettiği Impulse markalı ürünlerin tamamını yurt dışına ihraç ederek ülkemize döviz kazandıran Fırat Tekstil'e gidiyoruz şimdi. İstanbul'da faaliyet gösteren Fırat Tekstil, Impulse markasıyla ürettiği ürünlerin tamamını ihraç ederek ülkemize döviz kazandırıyor. Firmanın kurucuları Harun ve Nedim Fırat kardeşler, Adıyaman'ın Gerger ilçesinden 1991 yılında geldikleri İstanbul'da çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 2002 yılında Fırat Tekstil'i kurmuşlar. Firma ve çalışmaları hakkında bilgi almak üzere mikrofonumuzu ilk olarak Harun Fırat'a uzatıyoruz. Biz atölyeye başladığımızda hep Rusya'ya mal fason diktik yani firmalara. Ama tabii biz yani işimizi seviyoruz yani. Yani yaptığın işte bir insan zevk alacak, işini sevecek yani. Hani biz nerede çalıştıysak, hangi kimin işi yaptıysak hep Allah'a şükür başarıyı sevdik yani. İşimizi en iyisini yapmayı sevdik yani. Ondan sonra biz öyle Rusya'ya sürekli mal dikiyorduk yani, fason çalışıyorduk. 2011'de imalata girdik. Ortaklaşa girdik bir arkadaşla işte. Biraz zarar ettik orada ama pes etmedik yani. 1 lira paramız kalmadı ama biz pes etmedik yani. Allah'a şükür devam ettik. Şimdi yine yurt dışına hep mal yapıyorum yani. Ben bugüne kadar piyasaya bir tane mal satmadık yani. Firmanın üretimini yaptığı tüm koleksiyonlar Nedim Fırat'ın özgün çizimleriyle ortaya çıkıyor. Nedim kardeşim mesela, Allah razı olsun, mesela gece gündüz model hazırlar. Hiçbir tane dışarıda model yapmıyoruz yani. Bir de ne taklit yapıyoruz ne de marka yapıyoruz yani. Hep kendi markamız yani, kendi modelimiz. İnsan işin içine girince belli bir zamandan sonra insan tecrübe sahibi oluyor. İşte şu renk gider, şu kumaş gider, şu model gider. Bir de Allah vergisi yani kardeşim, yani hiç kimsenin bir tane modeli bizde yok yani. Bizi taklit ederler yani. Hepsini tek tek modelini ayarlar, götür resim çektirir, getirir. Biz modellerimizi önce piyasaya sunmuyoruz ki taklit yapmasınlar. Elhamdülillah yani adam hiçbir bunun eğitimini almamış yani. Bir okula gitmemiş ve bir modelistten bunun eğitimini almamış yani. Allah vergisi yani bu. Orta yaş grubu kadın giyime yönelik üretim yaptıklarını belirten Fırat, örgü kumaş çalıştıklarını ifade ediyor. Daha önce kadife çalışıyorduk, kadife çok gidiyordu. Özellikle işte Rusya'ya, Ukrayna'ya, Azerbaycan'a. Şu anda kadife gitmiyor yani, mevsimlerden değişmesiyle. Şu anda iki iplik satıyoruz mesela. Yazınla işte viskon satıyoruz, penye yani. Kışına da iki iplik mesela, işte takım yapıyoruz. Böyle satıyoruz pijama takımı. Fırat, çalışma prensipleri nedeniyle krizlere karşı dayanıklı olduklarını kaydediyor. Yani Rabbimize hamdolsun, bugüne kadar hiçbir kriz nedir düşünmedik. Kriz bilmiyoruz yani, kriz nedir yani. Şimdi insan kendi hesabını kitabını iyi yapmalı yani. Masrafını iyi ayarlamalı, lükse kaçmayacak yani, kendi parasına göre hareket edecek. Yani biz çek kullanmıyoruz, yani hiçbir çek kullanmıyorum, kredi çok şükür bugüne kadar kullanmadım. Yani itibarla iş yapıyoruz, sözle iş yapıyoruz yani. Fırat'a eleman bulma konusunda sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını soruyoruz. Yani eleman sıkıntımız yok şu anda yani. Biz öncelikle programı gidiyoruz mesela. İşte kış gelmeden modelimizi hazırlıyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Peki elemanımız normal yani, bir eleman sıkıntımız yok şu anda yani. Fırat, kaliteden taviz vermeden üretim yaptıklarını söylüyor. Kalitemiz iyi yani, kalitemizde bir sıkıntı yok. İnsanlar ucuz mal istiyor yani. Ucuz mal istiyor. Bu da ne oluyor? Çin'e çok gidiliyor mesela yani.
biz 10 konteyner mal satıyorsak dışarı, adam Çin'den 90 konteyner mal alıyor yani. Bu da ucuz mal ediyorlar yani. Devletimiz de şu anda eline geleni yapıyor yani, teşvik ediyor, şu gene şurada yatırım yapın, bana vergi vermeyin, sigortaya bana uygun verin, yeter ki iş yapın yani, her türlü önümüzü açıyor yani. Fırat'a pandemi sürecinden nasıl etkilendiklerini soruyoruz. Yani devletimiz elinden geleni yapıyor yani, her türlü imkanı sunuyorlar. Hani bu pandemiden işte 3 ay sigortalarını işte ertelediler yani. Ben yine gidip yatırmak istedim, banka almadı, almayınca da ben de şey yapmak istemedim yani. Biz yani şey çekmiyoruz yani, ne bir tane işçi çıkarttık, ne bir bugüne kadar 1 lira kredi çekmişiz. Ya biz Allah'a şükür temiz helal çalışıyoruz yani. Fırat'a sektörde yakaladıkları başarının sırrını soruyoruz. Şimdi bir insan açgözlük yapmayacak yani. İnsan yani ben şimdi bugün mesela bende işte önce Audi vardı, sattım. Şimdi bende Kedi var. Şimdi sıkıştım, onu da satarım. Otobüse binerim, giderim, gelirim. Cebimde İstanbul kartım var. Niye gideyim faiz çekeyim, niye kredi çekeyim? Hiçbirine bulaşmanı istemiyorum. Yani işimizi seviyoruz, başarıyı seviyoruz. Allah'a şükür biz ülkemize, milletimize, devletimize faydalı bir insan olmaya çalışıyoruz. Yani biz veren el oluyoruz elhamdülillah, alan el değil yani, sürekli veren eli seviyoruz yani. Harun Fırat'la bu keyifli söyleşimizin sonuna geliyoruz. Fırat'a son olarak devletten beklentilerini sorduğumuzda şu yanıtı alıyoruz. Cumhurbaşkanımızı biz onu gerçekten yani Allah için onu seviyoruz. O mesela daha ceza almadan önce biz Süleymaniye'de bekar kalıyorduk. O Büyükşehir Belediye Başkanı ceza aldığı zaman hatta biz mesela belediyenin önüne giderdik. Hatta insanlar slogan atardı işte. Cumhurbaşkanı senin yanındayız. Yani devletimizden Allah razı olsun. Gece gündüz çalışıyor. Yani elinde geleni yapıyor. Yani insanlar nankörlük yapmasın yani. Nerede geldiğimizi unutmayalım ve nereye gideceğimizi unutmayalım yani. Şükür edelim, hamd edelim. Yani herkesin ekmeği de var. Biz Türkiye bu 18 senede çok gelişti gerçekten. Yani yollardan tut, hastanelerden tut. Yani köyde bir annen baban rahatsızlanıyor. Arıyor, ambulans gelip götürüyor onu, evinden alıyor. 1 lira para vermeden getiriyor. Yurt dışında adam bir vatandaşımız hastalanıyor. Devletimiz ona bir uçak gönderiyor. Onu alıp getiriyor. Şimdi yurt dışına gitsem başım ağrısı, ağrısam devletim ben hemen oradan müdahale ediyor yani. Hamdolsun yani iyi yere geldik, daha da iyi olacağız yani, yeter ki birlik olalım, beraber olalım. Yani hep veren el olalım. Yani devletimizden bana ne kadar devleti para alalım, ne kadar teşvik alalım değil de ben devletime ne kadar vergi verebilirim. Onu düşünmek, onu yapmak lazım. Şimdi de mikrofonumuzu aynı zamanda firmanın tasarımcısı olan Nedim Fırat'a uzatıyoruz. Ben 10-11 yaşında beri bu şey içindeyim. Yani şeyde mesela, tekstilde gelmem mesela. Ben tasarım yapıyorum, model, nakışa gidip bize kendisi veririm deseni. Baskıya giderim gene aynı şekilde ben veririm deseni. Fluk olsun, taş olsun, bütün dizemi kendim yapıyorum. Atölye çalıştırırken mesela herkes sevdiği bir iş var. Ben de severek yani iş geldiği zaman da numune modelisini değiştirirdim. Bu Allah vergisi yani, şeyde değil. Ha bir de severek çalışıyorum. Benim bir farklı bir yönüm var mesela. Millete olan değil, millete olmayan yapıyorum. Herkesin yaptığı değil. Herkes zaten yapıyor onu. Genelde mesela marka yapıyorum. Ben marka yapmam. Kendi markamdan plan çıkarım. Ürünleri gelecek sene yapmıyorum. Sürekli değiştiriyorum. Yaz ayrı tasarım, kışın ayrı tasarım. Önce kendimden bakıyorum. Şu renk olsa germesin, giymem. Kendim giymedim de müşteriye sunmam. Öyle bir yeteneğim. Mal da aynı şey, kalitede de ödün vermem. Kendimi giymeden müşteriye göndermem. Nedim Fırat'ın hedefleri ise şöyle. 10 yaşına beri 3 tane hedefim vardı mesela. Birincisi diyordum ki mesela atölye büyüteceğim. İkincisi imalat, üçüncü de büyük bir holding bir şey yani, hedefim vardı. Çok şükür yani hedef ona doğru gidiyorum, evet. Ona doğru gidiyorum. Bu keyifli sohbet için Harun ve Nedim Fırat kardeşlere teşekkür ediyoruz.